Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle geçtiğimiz videoda Catacombs of Cartus bölgesini aradan çıkarmıştık. Oradaki içeriklere yer vermiştik. Bu videomuzda o bölgenin aslında ana boss'unu aradan çıkarmak niyetindeyiz. Bir önceki gün elde etmiş olduğum Undead Bone Shard'ı ben yakmamıştım. Onu burada yakmış oluyorum. Travel diyerek de Catacombs of Cartus bonfire'ına ışınlanıyorum. Şimdi High Lord Volnir boss'unu kesmeye gidiyoruz. High Lord Volnir boss'u kestikten sonrasında hem Abyss Watchers'la alakalı olarak hem High Lord Volnir'la alakalı olarak hem de bu bölgeyle alakalı olarak lore bilgilerini paylaşacağım. Belki sizler için ondan da önemlisi, High Lord Volnir'i keserken de aslında taktik olarak neler uygulayabileceğimizi ifade etmek niyetindeyim. Yine burada topumuz aktif şekilde dönsün. Sol elimize meşalelerimizi almış olalım. Bir önceki yolu açmış olduğumuz kısa yoldan hızlı bir şekilde koşturarak gitmek niyetindeyim. Yani düşmanlarla vesaire uğraşmak niyetinde değilim. Zaten bir önceki yolda hepsini öldürmüştük. Burada bütün iskeletleri vesaire aradan çıkartmış. Bölgeyi tatlı tatlı rahat rahat keşfetmiştik. Bu randümüz devam ediyorum. Ve biliyorsunuz ki hani bu köprü yıkılabiliyor. Yıkılmasını istiyorsak ucuna gelince sağlamamız yeterli. Sağladıktan sonrasında emin olmak adına bir daha vurayım. Köprü yıkıldığı için iskeletler buraya gelemiyorlar. Dolayısıyla biz de rahat rahat burada boss'umuz için hazırlanabiliriz. Yani bufflayacaksak buff atabiliriz. Silah değiştireceksek silahlarımızı değiştirebiliriz vesaire. Şimdi High Lord Vulnerable boss'u blast silahlardan ve standart fiziksel hasardan etkilenen bir boss. Boss aslında gimmick boss'lardan bir tanesi. Zor olan bir boss değil, gimmick boss'lardan bir tanesi. Rahat bir şekilde kendisini öldürebiliyor olacaksınız. Boss fight'ı başlatmak için buraya doğru ilerleyip bu kadehle etkileşime geçmeniz lazım. Aksiyon sonrasında karakteriniz bir bölgeye ışınlanıyor. Şimdi elinizde meşale yoksa şöyle ilerliyorsanız burası bayağı karanlık bir bölge. Karşınızda ne var ne yok bilmiyorsunuz. Elinizde meşale varsa meşaleyi şöyle havaya kaldırarak biraz ilerlerseniz sağınızda devasa bir el olduğunu görüyorsunuz. Hani karşınızda da aslında boss'u görme imkanınız olacak. Ben karşıdaki item'ı lootlamayacağım. Dilerseniz lootlayabilirsiniz. Olur da boss fight'ta lootlamadıysanız nasıl lootlayabileceğinizi göstermek için lootlamıyorum. Boss fight'a başlamadan öncesinde birkaç tane içerikten bahsetmek istiyorum. Boss'un bu elinde işte yüzükleri vesairesi var. Ondan çok bir önemi yok. Önemli olan şey bilezikleri. Sarı sarı parlayan bilezikleri olacak. Bizim amacımız bu bilezikleri patlatmak, bu bilezikleri kırmak. 3 tane bileziği var. 2 tane sol elinde, 1 tane de sağ elinde. Sol elindeki bilezikleri kırdıktan sonrasında sağ elindeki odaklanabilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem sol elindeki bileziklerin bir tanesini kırdıktan sonra mümkünse sağ elindekine odaklanın. Daha mantıklı olacaktır. Boss'un aslında farklı farklı saldırı yapıları var. Birincisi ellerini havaya kaldırıp size saldırmaya çalışabilir. Bu eliyle size vurup size hasar vermeye çalışabilir. İkincisi eliyle süpürme saldırısı yapabilir. Yani bir noktadan bir diğer noktaya doğru süpürme saldırısı yapabilir. Bir diğeri eğer ki çok yakınındaysanız ağzından yere olacak şekilde bir tür zehir bulutu kusuyor. Bu bulutun içerisinde kalırsanız çok hızlı bir şekilde can kaybedip ölebilirsiniz. Yine boss fight'ta ne kadar süre devam ettiğinize bağlı olarak iskeletler summonlayabiliyor. O iskeletlerle kapışmanız gerekebilir. Yine biraz daha ikinci fazımsı yani boss fight daha da uzun sürerse sağ elini kullanarak sadece ve sadece sağ elini kullanarak yerden yukarı bir tane silah çıkartıyor. Çıkardığı bu silahla sizlere saldırabilir. Hani bir kılıç çıkartıyor aslında. Ben burada silahımı ikiye tutuyorum. Buraya geliyorum. Şimdi boss fight başlamadan öncesinde buraya bir tur bedavaya vurma imkanımız var. İkinci kez saldırırsanız benim elimdeki silahla hemen bir tane kırıyorsunuz. Yine boss'un ifade etmeyi atladığım bir tane saldırısı. Geçip üzerinize doğru yürüyebilir. Bu toz bulutu şu an gördüğünüz toz bulutu. Kafasını şu şekilde kaldırmışsa püskürtecek demektir. Uzaklaşmaya başlayın.
Yani çok hızlı bir şekilde yayılır o toz bulutu oradan yukarıya doğru. İçerisinde kalırsanız dediğim gibi birkaç saniye içerisinde ölüyorsunuz. Bu şekilde üzerinize yürüyebilir. Ortada durduğunuz bile sıkıntı yok. Tek sıkıntı tarafı ise işte bunu çok sık yapıyor olması. Biraz RNG boss'udur. Çok kolay bir boss'tur. Ama bir tık RNG'si vardır. Eğer ki çok böyle kapana kısılırsanız, yani arkada gidebileceğiniz bir şey var. Hani bir limit var sonuçta. Kapana kısıldığınızı düşünüyorsanız, hani o limiti artık zorladığınızı düşünüyorsanız geçin. Kolay kırabileceğiniz diğer bileziği kırın ki biraz geriye gitsin boss'umuz. Şu an ilk kez hayatımda sanırsam bunu bu kadar hızlı kıramadım yani. Hop. En son sol eliyle beyaz bir büyü yaparak elini yere koydu. Elini yere koyduğunda da aslında bu iskeletleri samınlamış oldu. Her ne kadar oradaki kapılar açılmış olsa da lütfen oradan dümdüz devam etmeyin. Hala keşfedeceğimiz bir başka bölge bulunuyor. Hatta iki tane bölge bulunuyor. Geride bulunan. Bir sonraki o bölgeyi keşfedeceğiz. Orası Yirtle of the Boreal Valley'e gidiyor. Şimdi High Lord Vonir ruhunu elde ettik. Bonfire'ımı yakıyorum. Burada dinleniyorum. Bir miktar Lorlan'dan mesela bahsedeceğim. Bahsetmeden öncesinde Bonfire dinlendikten sonrasında şuradan biraz değişik olduğunu farkındayım ama böyle yapmışlar. Buradan boss fight'ta lootlamadığımız Grave Warden Pyromancy Tome'u lootlayabiliyorsunuz. Her ne kadar bir Pyromancy Tome'u olsa da bunu bizim Pyromancy eğitmenimize vermeye çalıştığımızda diyecek ki bu Pyromancy bir hanımefendi tarafından öğretilebilir. Bunları ne yazık ki ben sana öğretemem. Kendine bir bayan Pyromancer eğitmen bulman lazım. Bizleri bu şekilde uyarıyor ve bilgilendiriyor olacak. Bir dahaki diyaloglarını alıp ben ifade edeceğim. Ama burada da belirtmiş olmak istedim. Şimdi burada High Lord Vonir'e dair biraz böyle lore bilgisi, hikaye bilgisi vermek gerekirse zamanında Karthus denilen bu bölge devasa bir kum krallığı aslında. Bu kum krallığının çeşitli lordları var ve bu lordlar günün sonunda krallığın belli bölgelerini yönetiyorlar. Fakat bir gün bu Vonir olaya dahil oluyor ve bütün bu krallığı, bütün bu lordları dize getiriyor. Ve bütün o krallara ait olan taçları tek bir taçta topluyor. Bu taç aslında Vonir'in kullanmakta olduğu taç. Ve kendisi aslında High Lord yani yüksek lord, hani en üst lord şeklinde bir lakap, bir rütbe veya işte elde ediyor, bir seviye elde ediyor. Fakat zaman içerisinde nedendir bilinmez Ebise karşı bir ilgi alaka duymaya başlıyor. Yani Ebise karşı bir nasıl eğilim gösteriyor ve buna bağlı olarak gerçekten Ebis'in içerisinde buluyor kendisini. Ebis tamamen karanlıktan oluşan bir yapı. Yani Ebis'in tam karşılığı kapkaranlık dağında bir şey. Türkçe tam tercümesi pek bence mümkün değil Dark Souls evreni noktasında ama hani kapkaranlık bir bölge olarak düşünebilirsiniz. İlk kez oraya da bulunduğunda tanrılara yalvarıyor. İlk kez tanrılara dua ediyor. Onlardan bir nevi destek istiyor. Ve diyor ki hani ne olur diyor bana bu Ebis'e karşı koyabilecek gücü verin. Buna bağlı olarak da kendisi bir tane kılıç buluyor. Kullanmakta olduğu kılıç. Aynı zamanda 3 tane de bilezik elde ediyor. Bunları hani farklı farklı kleriklerin cesetlerinden elde ediyor gibi düşünebilirsiniz. Yani tanrılar bir nevi bahşediyor gibi de düşünebilirsiniz aslında. Bunlara bağlı olarak Ebis'in aslında içeriklerine Volnir karşı koyabiliyor. Ve Ebis de ebediyete kadar yaşama imkanı buluyor. Sırf bu yüzden birçok insanı, birçok karakteri
böyle ağza alınmayacak tehlikelerle dolu veya nasıl çok çeşitli işkencelerle ölmene sebep olabilecek yollarla öldürüyor ki onlardan daha uzun süre yaşayabilsin, daha uzun süre bu dünyaya hükmedebilsin diye. Fakat bizler hani kendisini bir şekilde yeniyoruz. Burada önemli olan içeriklerden bir tanesi yeni bir Pyromancy içeriği öğrenme imkanımız olacak. Dark Pyromancy dediğimiz karanlık Pyromancy'leri öğrenme imkanımız olacak. Bu boss'un ruhuyla. Burada Black Serpent Pyromancy'sini öğrenebiliyorsunuz. Bu bir Dark Pyromancy'dir. Hani Black Flame içeriği olarak geçer. Bu aslında Volner'in Abyss'te geçirmiş olduğu zamana bağlı olarak öğrenilen bir Pyromancy içeriği. Yine az önce elde etmiş olduğumuz Pyromancy Tome'u ilgili Pyromancy eğitmenini ile tanıştıktan sonra kendisine verince oradan da farklı yine Dark Pyromancy'ler öğrenme imkanımız olacak efendim. Burada bu Pyromancy hani Dark Souls'daki gibi biraz Fire Snake'e benzer ama onun Dark versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani keyifli şeylerden bir tanesidir. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Yerden kullandığınız zaman yerden hedeflediğiniz düşmana doğru güdümlü bir alev dalgası gönderiyorsunuz. Bir de boss'umuzun kullanmakta olduğu kılıç var. Eğer ki Fate Build'a gidiyorsanız biraz böyle Dexter CT'de puan verdiyseniz bundan faydalanabilirsiniz. Yüksek oranda hasar vurmanıza imkan tanıyacak güzel kılıçlardan bir tanesidir. Şimdi bu Karthus bölgesinin Abyss Watchers ile ilişkilendirildiği bir nokta var. Undead Legion bildiğiniz üzere Abyss ve Abyss'e karşı yatkınlık gösteren bölgeleri, insanları takip eden ve onları yenmeye ant içmiş bir topluluktu. Yine bu Karthus bölgesinde de aslında bu Abyss'e karşı olarak High Lord Volner'ın ilgisi ortaya çıkınca Undead Legion tabii ki buraya dahil oluyor. Burayı yerle bir ediyor bir nevi. Günün sonunda bu Karthus Krallığı'nın yok olmasına sebep olan tek şey Volner'in yaptığı içerikler değil, aynı zamanda Abyss Watchers'ın veya daha doğrusu Undead Legion'ın bu olaya dahil olması. Fakat Abyss Watchers çanlar çalmaya başladıktan sonra ayağa kalktıklarında şunu fark ediyorlar. Abyss hakikaten yok olmuş durumda değil. Zaten gördüğünüz üzere hani Volner falan yaşama devam ediyor. Hatta kendi bulundukları o Undead Legion bölgesi noktasında kendi bulundukları bölge o Undead Legion'ın kurulu olduğu yapılar vesaire hepsi yerle bir olmuş durumda. Her taraf bir zehir bataklığıyla dolu. Geriye kimse kalmış değil. Kendi zamanında bu Legion'ın destekçileri artık ortalıkta yok. Onlar da ya kendi yollarına gitmişler ya corrupt olmuş durumdalar. Ve bütün hani Abyss Watchers noktasında bu arkadaşlar Alev'i yaktıktan sonrasındaki süreçte aslında bu topluluğa ait olan karakterler undead olmuş durumda. Dolayısıyla Abyss Watchers yapacak bir şey bulamıyor. Yani onların hani var olan hedeflerini devam ettirme gibi bir imkanları olmuyor aslında. Başarısız olduklarını, görevlerinde başarılı olamadıklarını gözlemliyorlar. Ve oldukları yerde aslında birbirleriyle kapışmaya devam ediyorlar. Hani bu iki bölgenin birbirine bu şekilde bir bağlamı mevcuttu. Ondan da bahsetmiş olmak istedim. Level up diyerek buradaki hani Vitality statını aslında 20'ye çıkartıyor olacağım. 200 ruha daha ihtiyacım var. Onu da buradan herhangi bir şey satarak elde etmek niyetindeyim. Ruhlarımıza 200 ruh verecek olan 400 olsun, garanti olsun. Level atlıyorum. Ve Vitality'yi 20'ye çıkardım. Hani biraz daha ağır zırhlar, biraz daha ağır silahlar taşıyabilirim. Aynı zamanda hani şu anki build'ımıza uygun bir stat dağılımımız olsun diye. Sadece Diol'unu almak adına az önce almış olduğumuz Pyromancy Tome'u bu arkadaşa teslim edeceğim. Az teslim etmeye çalışacağım ama edemeyeceğim. And delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Burada benim yanlış ifade ettiğim bir şey olmuş, kusuruma bakmayın. Bu paramensinin bir kız tarafından öğretmesi gerektiğini söylemiyor. Söylediği şey aslında şu. Kusuruma bakmayın, ben bunu yanlış ifade etmiş oldum. Söylediği şey aslında şu, hani bu içerisinde, yani bu dark bir paramensi, ben diyor hani bunu sana bırak öğretmeyi, ben bunu anlayamıyorum bile. Hani bunu sana öğretmem çok mümkün değil. Bu diyor hani gizli bir, yani gizli değil, yani, doğru bir tercüme değil. Bu bir
yasaklı piromansi içeriğidir. Bu piromansiler insanların içerisinde bulunan ve dokunulmaması gereken bir aleve değinir, onlara böyle tesir eder. Sadece diyor gerçekten çok büyük bir hüzün ile yani büyük bir hüzne sahip olan ya da çok büyük bir lanetle lanetlenmiş olan biri ancak bu piromansiyi sana öğretebilir diye bizlere bilgisini veriyor. Biz o karakteri tabii ki keşfedeceğiz, tanışacağız. O karakterle diyaloglarımızı devam ettireceğiz efendim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.